Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün mangoya yarma aşı uygulayacağız. Ne zamanın fidanları bunlar? 9. ayın arkadaşlar son haftasıydı ektiğimiz. Ve şu an 11. ayın 2. haftasının sonundayız. 2021 arkadaşlar. Ne oluyor? 10. ayı tam sayalım. 11. aydan 2 hafta verelim. Ortalama 50 günlük falan bir ağaç arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Bundan 2000 tane fidanımız var. Bunun boyu ne kadar ona bakacağız. Gerisinin ne olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar sadece benim çektiğim videolar aşı videosu değil arkadaşlar. Bildiğim bir fidan nasıl yetişir, ne hale geldi, hem aşıyı hem bizim fidanlar ne kadar güzelse sizin fidanlarınız da güzel olsun maksatlı çekilen videolar bunlar arkadaşlar. Yani aşıyı yapmak çözüm değil. Aşı yapacak fidanınız olacak önce. Belki bu aşı videosunu izleyen arkadaşım benim önceki geliştirme videolarını izlememiş olabilir. Bu fırsatla da nasıl geliştiğiyle alakalı bilgi sahibi olsun. Video uzun olabilir. Eğitim arkadaşlar kısa zamanlı eğitim olmaz. Şöyle göster hocam. Şöyle bakın arkadaşlar. Sizden tarafta ben şu an göremedim, çevireceğim. Evet. 64-65 santim arkadaşlar. 50 günlük bir süreçte. Bunlar yabani fidanlar. 50 günlük süreçte arkadaşlar 65 santime ulaşmış. 2000 tane fidanın minimum 700-800 tanesi bu boyda arkadaşlar. Geri boylarda aşağı doğru seyrediyor. Biz şu an bu boylara gelenlere aşı yapıyoruz. 11. ayın 2. haftasının ortası sonuna doğru arkadaşlar bugünler. Ve takvim dolunaya gidiyor. Arkadaşlar aşılarımızı dolunaya denk getirirsek, dolunayın başlangıcına doğru denk getirebilirsek tutma oranını arkadaşlarım minimum söylüyorum %15-%20 arttırırsınız. Aşının tutma sebepleri vardır. Gözü oraya sokup bantlamak değil arkadaşlar. Başarılı olman arkadaşlarım özellikle. Biz bunları çok zor süreçlerde kavradık. Siz de o zorlukları çekmeyin, bizim çektiğimiz zorlukları çekmeyin. Yaptığınız aşılar tutsun. Bizim taktiklerimizi uygularsanız aşınız tık tutar arkadaşlar. Şaşmaz Allah'tan bir mani gelmezse. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu 30 santimden falan keseceğim. Şöyle. Kestim. Bunu arkadaşlar bakın. Şimdi bu böyle. Şuradan filiz aşısı da yapabilirsiniz. Ama bizim gözümüz şu an filiz aşısı gözümüz yok. Dolayısıyla size yarma aşı taktiğini göstereceğim. Arkasından arkadaşlar İngiliz dilcikli aşıyı da göstereceğim. Avokado videolarım var. Avokado videolarında aşağı yukarı avokado aşılarıyla bunlar aynı. Ama birkaç taktikleri var ekstra ekleyeceğim. Değilse avokado ile çok fazla bir farkı yok. Ha, şunu da söyleyeyim, bunların mangonun tutma oranı biraz düşük. Sebebi de şu arkadaşlar, bu yerli çekirdek aldığımız gözler ithal ağaçların gözleri. Nasıl bir şey anlayamadım hala. Bunların gen uyuşmazlığı olabiliyor. Bunu da kavrayacağız. Ya da bu yaptığımız aşılar olduktan sonra bundan aldığımız gözler yetiştirdiğimiz yerli fidanlara şıp uyacak. Ama zaman istiyor arkadaşlar. Mango biliyorsunuz Türkiye'de, Türkiye'yi kapsayan tüm bölgelerimizde, tropik bölgelerimizde, don almayan bölgelerimizde yeni yeni daha öğreneceğiz hepsini. Bildiğimiz şeyler var. Bunun üzerine koya 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 mango meyvesini çoğaltacağız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, işimiz sadece aşı değil. Konuşarak bildiğimiz hususları Allah'ın izniyle hep beraber paylaşacağız. Ne diyoruz arkadaşlar? Göz, kalemimiz ne yapacak? Şu depeye uyacak. Şöyle yapacağım. Ucunu alayım, deneyeyim. Bunu arkadaşlar mutlaka yapıyorsunuz bakın. Gözünüzü seveyim. Es geçmeyin. Lambur lumbur iş yapmayalım bakın. Kalemim oturdu mu? İlk aldığım göz oturdu. Ben zaten denemiyorum bunu. Yapıyorum. Göz alışkanlığı olduğunu oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Birbirini karşıladı. Kalem ve göz birbirini karşılayacak. Bir bu aşı taktiğinde kuraldır. Benim koyduğum kural değil arkadaşlar. Benim söylediğim bazı detaylar var. Kendi kurallarım. Aşı tutma oranı yükselsin kurallarım. Onun haricindeki bu husus benim kuralım değil.
Aşı taktiğinde bir kural olacak arkadaşlar. Şu gözlerimi tekrar geriye koyacağım. Aman. Arkadaşlar bu çeşidimiz Osten. Osten yapacağız bugün. Evet. Şimdi ucunu kesmeyeceğim. İşlemimi yaptıktan sonra gözümü keseceğim. Gözümü bırakacağım yerden keseceğim arkadaşlar. Taktiğimiz ne? Önce şeyimizi, gövdemizin makasla aldığımız yeri hemen temizliyoruz. Burayı temizleyeceğiz. Yarımımızı yapacağız. Yarımımızı yaptıktan sonra kalemimizi çalışacağız. Bakın bunlar detay. Detay ne dedik? Aşıyı her zaman tutturur. Ve dikkat edelim arkadaşlar, tam ortadan. Tam ortadan arkadaşlar. Evet. Şu yeter. Ha arkadaşlar, avokado aşısından bunun farkının bir tanesi şu. Kaleminizi biraz daha uzun çalışıyorsunuz. Ve gövdeyi de biraz fazla yarıyorsunuz. Tutum alanını genişletiyorsunuz. Daha hoş oluyor. Daha tutumu iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum ben şimdi? Damar bağlantımı da yapacağım. Damar bağlantısını size göstereceğim şimdi biraz sonra. Şimdi tek çekim yapmaya çalışacağım. Olmazsa iki çekim yapacağım. Siz tek çekimle uğraşmayın. Çift çekimli yapabilirsiniz. Evet. Ve arkadaşlar şu tarafın kesiğiyle şu tarafın kesiği aynı olacak. Bakın. Aynı olmadı. Şimdi şuradan tekrar çalışacağım. Oraya oturttuğumda arkadaşlar karşılıklı olacak. Bakın şöyle şurası, şurası ve şurası. Karşılıklı olacak. Hatta az daha var. Arkadaşlar yaşlandık. Gözümüz artık çok fazla görmeye verdi. Onun için şeyleri tam denk getiremedik. Deyiverin. Kesim alanlarını tam oluşturamadık. Dolayısıyla siz oluşturun. Arkadaşlar biraz da gürültü var. Bugün sera yapılıyor. Demircilerimiz çalışıyor. O gürültüden de biraz şey yapın. Kusura bakmayın. Tabii ben sesli konuşacağım. Duyacaksınız. Ve arkadaşlar buna iki göz yeter. Uzun bırakmamız gerekmiyor. Bakın şuradan alacağım hemen. Nereden? Gözümün 2-3 milim üstünden. Aldım. Bu gözü başka yere kullanacağız. Şöyle. Allah'a çok şükür. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Elimizde yeterince gözümüz var. Ağaçlarımız büyüdü. Hamdolsun. 2 sene önce göz bulamıyorduk. Şimdi gözümüz var. Taptik etmesi ve çoğaltması kaldı. Arkadaşlar hafif kasacağız. Yerine oturtacağız. Hepsi bu. Şöyle hocam. Bakın arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen yerine oturttuk yardığımız alana. Ve hususumuz neydi arkadaşlar? Şu kesim alanımız, bakın şu kesim alanımız şu üst noktayla aynı olacak oturttuğumuzda. Neden? Oradan kaynayacak. Arkadaşlar bu tarafı sıfır, bu tarafı da sıfır. Şöyle. Eğer kaleminiz gövdeyle, gövde ve kaleminizin yarı birbirine oturmazsa arkadaşlar aşının tutma oranı çok düşer. Bundan bilginiz olsun. Yaptığımız aşılar tutsun. Lütfen arkadaşlar bunlara, bu hususlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Palçatımızla işimiz bitti. Arkadaşlar bu genç ağaçlarımıza her zaman parafinli bant kullanalım. Tabii şöyle de bir husus var. 10 tane ağacımız varsa parafinli bant pahalı. Bugün arkadaşlar 300 lira, 400 lira, 500 lira satıcıya göre değişiyor. Sitreçle yapabilirsiniz ama hiçbir şekilde arkadaşlar bu normal kullandığımız silikonlu bantlarla olmaz. Çünkü çok sıkar ve hava alır. O alanda çalışamazsınız. Parafinli bant şöyle bir şey. Tabi burulu halinde kesiyoruz. Hemen ucunu çalıştığımız yeri sündürüyoruz. Ne yapıyoruz? Alt noktadan arkadaşlar. En alt noktadan bin lira bin lira sarıyoruz. Hususumuzun birisi neydi? Burası asla hava almayacak. Hiçbir şekilde hava almayacak. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz şunu yapın. Ben yapmıyorum. Bakın şu parafinli bant ya da streç. Şurayı biraz ip yapın. Şu en üstte arkadaşlar, en üstteki noktayı şöyle birkaç tur iple dolaşın. Neden biliyor musunuz? Şurası genleşme yapar. Sıkamazsınız, genleşme yapar. Buradaki bu aşı tutsa da buradan genleşir. Ağzı açılır. Hoş olmaz arkadaşlar. Sıhhatli olmaz fidanınız sonra. Gırılsın önemli. Parafinli bant bu kadar güzel. Yapıştırıveriyorsunuz. Tekrar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ip uygulamamı yaptım. Ve sarımıma devam edeceğim. Arkadaşlar
şu kesim noktasının üstüne mutlaka şöyle bir yarım santim, bir santim çıkın. Oradan hava almasını kesinlikle önleyin arkadaşlar. Bakın bu hususlar, benim anlattığım hususlar, ettiğimiz sohbetin içindeki hususların hepsi bu aşıyı tutma eyleminde büyük rol oynar arkadaşlar. %50, %60 aşıyı tutma faktöründe sizi yukarıya taşır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi avokadoda bir parça şeyle işimiz bitiyor. Arı da geldi. Bir parça bantla işimiz bitiyor. Ama arkadaşlar bu şeyde mangoda genleşme yapıyor. Şimdi ben tekrar bir bantla daha bunun üzerine dolaşacağım. Çünkü bir 45 gün sonra bu bant kendi kendine arkadaşlar şey oluyor. Yok olup gidiyor. Yok olup gittiğinde şey oluyor. Orada bu yok olduğunda yaptığımız yarım gerilme yapıyor. Herhalde anlatabildim. Dolayısıyla üstünden bir tur daha geçeceğim. Risk atmanın hiç mantığı yok. Ha arkadaşlar, damar bağlantısı. Unuttum. Unuttuğum çok şey oluyor arkadaşlar. Tüm aşılarda unuttuğum şeyleri söylemeye çalışıyorum. Bizim yaptığımız hataları siz yapmayın. Damar bağlantısı arkadaşlar, bakın. İlk yaprağımız karşı karşıya. Bunda sıkıntı yok. Ve kalemimizin yaprağının şey dalı da. Bu dal ve gövdenin yaprağı birbirini karşılayacak arkadaşlar. Bakın bunun önemi şudur. Meyve tutumu ağacın ileriye dönük vadesinde, yani ileriye dönük vaat etmesinde çok önemli hususlar. Kendi kendine bir şeyler çıkarıyorsun diyor bazı arkadaşlar. Kendi kendime değil bu. Şimdi arkadaşlar şuradan göstereyim. Kestiğim daldan göstereyim. Bu husus neden önemli? Şunu kırıvereyim size engel olmasın. Şimdi arkadaşlarım bakın. Şu yaprak, şuradaki doku sayı olarak atacağım. 20 doku varsa burada, şu yan tarafında arkadaşlar 10 doku vardır. Yani bunları birbirine denk getirdiğimizde dokular yukarıya doğru taşınır. Damarlar birbirini bağlar ve ağacın büyümesi hususunda, gelecek vaat etmesi hususunda çok önemlidir arkadaşlar. Bu damar bağlantısını aklıma geldikçe söyleyeceğim ve bunu herkes uygulayacak. Ne yapıyoruz? Yaptığımız yere tekrar bir daha. Neden? Bu 45 gün sonra bu bant zaten yok olup gidecek. Bu yaptığım işlemle arkadaşlar süreci ikaya çıkaracağım. Şöyle ikaya çıktı. İkaya çıktığında burada kaynamalar tam olacak arkadaşlarım. Bu önemli hususlar. Bu ağaçlara ihtiyacımız var. Bu ağaçlardan bir tanesi ne kurumalı ne de aşısı tutmamalı. Tutacak, Allah'ın izniyle topraklarımızı ekeceğiz. Öyle o ülkeye, bu ülkeden mango getireceğiz de uğraşmaz. Yeni gelecek. Tabii ki gelecek. Ama kendi memleketimizin ve bizi seyreden insanların ülkesinde herkes kendi ülkesi için çalışacak. Dolayısıyla bunları düzgün yapacağız arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Her aşıda olduğu gibi hususumuzun bir tanesi şu tepeli yapmadık. Hemen şuraya macunumuzu uygulayacağız. Her zamanki dediğimiz gibi arkadaşlar göstereceğim. Bakın macunumuz nasıl olacak? Süzme yoğurt gibi olacak. Süzme yoğurt gibi arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle sert macunlar kullanmayın. Artık o eskide kaldı. Su tut. Arkadaşlar hep ben su tut kullanıyordum. Su tut asla kullanmıyorum bundan sonra. Neden? Buradaki yarayı kuruduyor. Aşağıya doğru kuruduyor. Ne yapıyoruz? Şurayı güzelce hemen aşı macunumuzu bolca sürüyoruz. Çünkü bu aşı macunu hiçbir şekilde bu ağaca zararlı değil arkadaşlar. Bu eylemimizi yaptık. Siz bu eylemi arkadaşlar yapın. Kurumasını bekleyin. Ama şimdi video çektiğimiz için ben kurumasını beklemeyeceğim. Hemen poşetleyeceğim. Arkadaşlar bu aşılarda poşetlemezseniz bu şey kan kaybeder. Nem kaybeder. Kalem. Poşetlediğinizde poşetin içindeki oluşacak olan haznedeki dem bu kalemi besler arkadaşlarım. Bunları yapmazsak tekrar düşer %15, %20 aşağıya çeker tutma oranı. Bundan bilginiz olsun. Lütfen. Bizim aşılarımız tutup sizinki tutmazsa burada sıkıntılar olur arkadaşlar. Benimki tutup sizinki ne tutmadı? Sizinki de tutacak. Şunu şöyle koyalım. En başına söylememiz gereken husus. Gene söylemedik. Unutuyoruz.
Arkadaşlar kesinlikle Golanya, İspirto, çamaşır suyu gibi bir herhangi bir şeyle bu araç gereçlerimizi dezenfekte yapacağız. İşe başlamadan güzelce kurulayacağız. Ondan sonra bu işlere başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kilitli poşetler kısa oluyor ve geniş oluyor. Dolayısıyla ben şöyle bir poşet tercih ediyorum. Bir arkadaşlar burada çok önemli bir husus var. Atlamayalım. Şu üstteki yapraklar arkadaşlar. Bu tüm aşılarda uygulayın bunu. Bakın. Şöyle çek hocam. Yakın çek. Bakın. Tüm aşılarda uygulayın bunu. Bakın. Doğal nem. Arkadaşlarım. Bakın. Ne yaptık? İki tane yaprak. Gözün içinde bıraktım. Ve altından bunu boğacağım. Boğdum. Ve zımbalayacağım. Arkadaşlar bunu kilitli poşet dediğim gibi kısa oluyor. İşlemimizi tam göremiyoruz. Ve arkadaşlar husus bu. Gördünüz mü? Şimdi bu yaptığımız eylemleri başından sona yaparsanız Allah'tan bir mani olmadığı müddetçe bu aşı tamam arkadaşlar. Ve bunun sonucunu size göstereceğim. Şimdi kalemi gene unuttuk. Siz tarihi yazın. Ben sizden sonra buna tarihi yazacağım. Siz kesinlikle yaptığınız tarihi üzerinde herhangi bir yerine yazın. Bu aşıyı ne zaman yaptım? İşte geçen hafta mıydı? Ya Ahmet şu mu? Demeyin arkadaşlar. Üzerine tarihi yazın. Geldiğinizde aşınız kaç günlük olmuş? Bu aşı arkadaşlar 20 ila 25 gün içinde tutup tutmadığı belli olur. Bu husus önemli. Bant işinde de sıkıntı yok. Parafinli bant kullandık. O kendi kendine 30 ile 45 gün arasında eriyecek olan parafinli bantın ömrünü iki katına çıkardık aşağı yukarı çift sararak. Ki bu önemli, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Parafinli bant kaybolduğunda oradan genleşmeden dolayı dışarıya genleşiyor ve tutum alanı zayıflıyor. Bundan bilginiz olsun. Arkadaşlar bu ince ayrıntı hususlar bu aşıya ömür katar. Her şeyiyle anlattığım gibi. Aynı şekilde yapın. Aşınızın tutmama oranı sıfır. Ha bir husus daha var arkadaşlar. Bu yarma aşılarda. Daha önceki videolarımda oldu. O bağlantı yerini hafif böyle bir kaşırsanız elinize bıçak herhangi bir şeyle tutum oranı biraz daha yükselir. Ben unuttum. Ben uygulamadığımdan dolayı. Yani tüm hususları uyguladığımda ona gerek kalmadan bu aşı tutuyor. Ama ona gene gerek yok. Siz aynı işlemi yapın. Bu aşı tamam. Arkadaşlar arkasının dilcik taşıyı ve filiz aşısını da göstereceğim. Avokado, mangoda. Avokado videomuz çok fazla. Mango pek fırsat olup çekemedik. Allah kısmet ederse çekeceğim. Ve arkadaşlar şu an seranın içindeyiz. Seranın içinde olduğumuza bakmayın. Ben eklerim. Aşı videosuna tüm bilgileri eklerim. Alacak olan alır arkadaşlar. Aşı videosu bu mu falan değil. Ben öyle yap, yok. Tüm bilgileri, aklıma gelen bilgileri söyleyeyim. Tüm arkadaşlarım bundan faydalansın. Allah'ın izniyle. Seralı bir ortamdayız. Sebebi şu. 11. ayın içindeyiz arkadaşlar. Bu fidanlar açık alanda olursa, tüllü ortamda olursa bu aşı tutmaz. Neden? Şu an dışarıda hava 13 derece. Burada kaç? Şöyle göstereyim. 27 derece arkadaşlar. 27 derece bakın. Ha biz video çekeceğiz diye havalandırmaları açtık. Havalandırmaları kıstığımızda arkadaşlar 35 derece. Ya da otomatiği çalıştırıyoruz. 35 dereceyi gördüğünde hemen içeriye havalandırıyor. İki seçeneğiniz var. Otomatik olmazsa bir pencere şart zaten. Dolayısıyla bu aşıları dışarıda bırakırsak, dışarıda olursa arkadaşlar önümüz kış, bu aşılar tutmaz. Neden? Artık ağaç çekiyor. Ne yapıyor? Dinlenmeye, uykuya geçiyor. Uykuya geçen bir ağacı arkadaşlar aşı yapılmaz. Diğer günlerin hepsinde yapılır. Bunda sıkıntı yok. Diğer şeylerde görüşeceğiz inşallah. Aşı taktiklerinde. Görüşmek üzere.